Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ülkemizde uygulanan üstü kapalı içki yasağının ne kadar gereksiz olduğu ve nasıl geri tepki hakkında konuşmak istiyorum. Bugün Ramazan bayramının birinci günü. Sabah kalktım öyle her zamanki gibi haber sitelerine falan bakıyorum. Yandaşlara, muhaliflere. Zaten bunun ortası diye bir şey kalmadı artık. Orada bir haber gördüm. İçkiyle ilgili ama baya böyle güzel ballandıra ballandıra anlatmışlar. Bunu yazan bu arada muhalif değil, yandaş. Ama yandaşlıktan ölen böyle ağzından salyalar akan bir haber sitesi var ya. Alfabeyle başlıyor hatta. O haber sitesi. Ben bu arada iki tarafa da bakıyorum. Çünkü bakmazsan söylemlerini bilemezsin. Nereden bileceksin? Gireceksin onun rezil haberlerine bakacaksın. Adamların zihniyetini, düşüncesini öğreneceksin. Bu yüzden mutlaka girer bakarım yani. Ya içkiyle ilgili bir haber yapmışlar. Güya insanları içkiye düşman edecekler. İçkinin çok kötü olduğunu böyle insanlara telkin edecekler. Ya o kadar uzun zamandır aklımda yok ki en son ocağın sonunda içmiştim. Şu an Mayıs ayındayız ve hiç aklıma gelmedi. Arada sırada geliyordu ama böyle canım istemiyordu. Bu haberi okuduktan sonra aklıma düştü. Dedim ki ağlayacağım. hani ne kadar olursa olsun. Bir de ben bira fiyatları çok pahalı olduğu için gidip bir şişe biraya 25 lira vermiyorum. Zaten içtiğim bir şişe biradan da bir şey anlamıyorsun. Yani tadını alamıyorsun, keyfini çıkartamıyorsun. Bu yüzden gidip etil alkol alıyordum onun yerine. Ben de dedim bayram zaten bir günün beyliği beyliktir gidim dedim alayım içeyim. Kalktım gittim iki tane bira alacağım dedim iki tane efes verir misin tombul şişe? Adam dedi ki abi dedi dün akşam elimizdeki bütün stokları sıfırladık. Elimizde bira kalmadı sipariş verdik sipariş bekliyoruz. Ya şöyle raflara bir baktım gerçekten de dolapta rafta kasada hiçbir yerde bira içki ya hiçbir şey kalmamış. Sadece böyle özel seri viskiler falan var ya bin liraya falan böyle satılan. Onlar herkesin çok sevmediği özel seri rakılar bir de pahalı şaraplar onlar kalmış. Bir tane içki bulamadım ve benim oturduğum mahalle muhafazakara yakın çomarın bol olduğu bir mahalle. Yani muhafazakar mahalle diyebiliriz. Şu çıkıp da Ramazan'da içki içenleri dövenler var ya onların olimpiyatlarının düzenlendiği bir mahallede oturuyorum. Gel gelelim bayramda içki bulamıyoruz. E bu ne periz bu ne lahana turşusu. Hani siz Ramazan boyunca yemek yediği için sigara içtiği için milleti dövüyordunuz. İçki içenleri lanet diyordunuz. Ramazan daha bitmeden önce lan bayramın birinci gününü bekleyin bari. O kadar biliyorlar ki içki kalmayacağını talan etmişler gidip. Raflarda bir tane içki bırakmamışlar. Ama lafa geldiği zaman biz kafiriz onlar Müslüman. Niye? Ramazan'da içmiyor, oruç tutuyor ama geri kalan bütün zamanlarda bütün her şeyi yapıyor. Ellerinde tesbih. O zaten artı 9 item arkadaşlar. Eğer elinde tesbih varsa böyle çapraz çapraz yürüyorsan selam alıp verirken de selamun aleyküm aleyküm selam deyip böyle sağ elini göğsüne vurarak selam veriyorsan direkt cennetliksin. Yani level 999 oluyorsun öyle yaptığı zaman. Ama bunun haricinde milletin karısına kızına bakman, Ramazan haricinde sigara içmen, içki içmen, ondan sonra bol bol bazı şeylere gömmen. Şimdi söylemiyorum ne olduğunu da burada. Siz benim neyden bahsettiğimi anladınız. O da böyle içilen bir şey. Ya bu durum bana ne kadar iki yüzlü olduğumuzu gösterdi. Kalkıyorsun Ramazan boyunca Müslümansın bir de üstüne insanların üstüne saldırıyorsun ama Ramazan'dan bir gün önce tekel bayide içki bırakmıyorsun. Ona bakarsan sigara da haram. Sadece içki haram değil ki. Daha bunun gibi bir sürü haram olan şeyler var. Benim esas konuşmak istediğim konu şu. Siz bir insanı ne kadar baskılarsanız bu o kadar geri tepel. Bununla ilgili de bir podcast yapmıştık zaten. Baskı ve zorbalık her zaman geri teper diye. O podcast'i de mutlaka dinleyin. Görünürde herhangi bir içki yasağı yok ülkemizde ama olayın perde arkasına baktığınızda Kıbrıs'ta 7 liraya satılan bira burada 28 liraya satılıyor. Bunun üzerinde artık %1500 mü kaç hesaplayamıyorum bile. Bu tamamen ideolojik olarak, dini olarak dayatılan bir şey. Dindar kesme göre bu haram, içilmesi sakıncalı. Biz buna direktman haram deyip de raflardan indirip satmazsak insanlar bize tepki gösterecekler. Bu sefer ne oluyor deyip sorgulamaya başlayacaklar. Biz en iyisi şöyle yapalım. Bunlar kalsın ama biz 7 liralık bir ayı 27 liraya satalım. Üzerine öyle bir vergi yükü bindirelim ki insanlar bunu alamayacak hale gelsinler. Biz de bu şekilde amacımıza ulaşmış olalım. Amaç tamamen bu bana göre. Şimdi saat 10 yasağından sonra daha önce içki içmeyen insanlar bile ilk bu yasağın geldiği zamanlar gidip sizin inadınıza içki aldılar. Bu şimdi sizin yaptığınız iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Siz buna ne kadar zam getirirseniz, insanlara bunu ne kadar yasaklarsanız insanlar o oranda daha da fazla içki tüketiyorlar. Aklına gelmeyenlerin de bu sefer aklına içki gelmeye başlıyor. Yani normalde baktığınızda yaptığınız şey eskisinden daha kötü. İnsanlar belki hiç içki tüketmeyecek, siz insanların aklına sokuyorsunuz resmen. Bir de insanlar gidip inadına içiyor. Siz diyorsunuz ki bunu içmeyeceksin. İşte ben bunun 10 liralık fiyatını 50 lira yaptım. Siz içemeyin diye. Karşı tarafta gidiyor inadına içiyor bunu. Bu benim özgürlüğüm, hakkım. Sen bunu engelleyemezsin diye. Ben çevremde çok fazla bunun hem söylemini gördüm hem de bunun davranışını gördüm. Bizzat ben çevremde gördüm bunu arkadaşlar. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Sırf bu hareketlerin inadına içki içen insanlar var ve bu insanlar normalde sürekli içen insanlar değil. Bu yüzden üstü kapalı olan bu içki yasaklarını hiçbir şekilde anlam veremiyorum yani. Her şey eskisinden daha da kötü oluyor. Ben uzun zaman önce gidip tekelden içki almayı bıraktım. El altından tezgah altından kesinlikle almıyorum ve güvenmiyorum. Bunun sonuçları çok kötü olabiliyor. İçine kolonya katıyorlar, başka şeyler katıyorlar. Yani insanoğlu aç gözlü. Kazandığını beğenmiyor. Eline gelen her şeyi yapıyor. Sen ölmüşsün ölmemişsin. Kimsenin umurunda değil yani. Bu yüzden tezgah altı mallara falan kesinlikle ben güvenmem. Sadece çok güvendiğim firmalardan etil alkol alırım. Onu da yine birçok işlemden geçiririm. Kaynatırım, aktif karbondan geçiririm. Ondan sonra tüketirim. Ya bu işlemlerden sonra herkes kendi içkisini kendi yapmaya başladı. Ben şu anda 50'lik bir birayı kendi evimde 1 liraya mal edebiliyorum. Tekel bayideki fiyatı 25 lira. Ben ne kadara mal ediyorum 1 liraya. Ne kadar yapabiliyorum sınırsız sayıda. Ve istediğim saatte elimin altında istediğim kadar oluyor. Bu içki fiyatlarının normal olduğu zamanlarda nasıldı? Aydil'de bir arkadaşlarla içerdik. Normalde benim aklıma bile gelmezdi. Bu insanlar ne zaman kalkıp içki üzerinde bir baskı, bir zorbalık oluşturmaya başladı? İnsanlar bunun karşısında durabilmek için, buna karşı direnebilmek için içkiye daha fazla yöneldiler. Bu yüzden siz bu yolda devam ettiğiniz sürece bu her zaman ters tepecek ve insanlar daha fazla içki içecek. Daha önce içki içmeyen insanlar bile sizin bu baskıcı tavırlarınıza karşı gelmek için içki tüketmeye başlayacaklar ve bu da oluyor zaten. Hepimiz çevremizde görüyoruz bunu. Bunu görmeyen bir tek sizsiniz. Bir de muhalefet. Şu an ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar kitler alıyor. Kit biraları var ya, bira yapım kitleri, şarap yapım kitleri. Bunları alıyorlar, evlerinde kendi fermente içkilerini üretiyorlar ve bunları tüketiyorlar düzenli bir şekilde. Eskiden arada sırada bira içen insanlar, içki tüketen insanlar şimdi düzenli bir şekilde bol bol içki tüketiyorlar. Bunu buraya getiren ben değilim. Bunu buraya getiren bu baskıcı tavırlar işte. Eğer ki bu içkinin fiyatları öyle gidip de kafan estiğinde 15 liraya 20 liraya alabileceğim bir seviyede olsaydı kimse kalkıp da bunu almak yerine arada sırada bunu tüketmek yerine evinde 50 litre şarap kurmazdı. Olayın mantığı bu zaten. Şu an herkes kendi evinde içkisini damıtıyor. Kendi imkanlarıyla rakısını yapıyor, kendi imkanlarıyla şarabını yapıyor, birasını yapıyor. Yani siz o dışarıdaki içkiyi 100 lira da yapsanız, bir şişe bir ay 1000 lira da yapsanız hiçbir şey değişmeyecek. Hep daha da kötüye gidecek. Siz bunu yaptığınız sürece, bunu insanların kafasına vurarak böyle zorbalıkla sopayla yapmaya çalıştığınız sürece emin olun ki bu çok çok daha kötüye gidecek. Ya mesela şu an içkiye karşıt olanlara soruyorum. Ne yapacaksınız? Tek tek ev ev gezip insanların damıttıkları tencereleri mi toplayacaksınız? Veya yapmasınlar diye şekeri mi yasaklayacaksınız, mayayı mı yasaklayacaksınız? Bunu yapmanızın mümkünatı var mı? Ne yapacaksınız yani? İnsanlar bundan caysın diye içki içmenin cezasını 10 yıllara, 20 yıllara mı çıkartacaksınız? Veya ağır cezaya mı sokacaksınız? Yapamayacaksınız, bunların hiçbirini yapamayacaksınız. Ve devam ettiğiniz sürece de bu iş daha da kötüye gidecek. Bugüne kadar hep kötüye gitti ve biz bunu geçmişe baktığımızda kanıtlarıyla görüyoruz. Bundan sonra da daha kötüye gideceğinin kanıtıdır bu. Benim tavsiyem şudur. İçki üzerindeki vergiyi kademeli olarak kaldırın. İçkileri böyle astronomik rakamlara çıkartmayın. İnsanlar ulaşamadıkları şeylere daha da hevesleniyor. Onun hasretini çekiyorlar. İçki iç meseler dahi bir süre sonra içki içmeye başlıyorlar. Bunu birincisi inatlaşma amacıyla yapıyorlar. Yani sen bana bunu zorla dayatamazsın diye yapıyorlar. İkincisi ulaşamadıkları bir şey, kendilerine daha kıymetli geliyor. Ben bunun hepsini kendimden biliyorum. Bu arada bu konuya itirazı olan varsa, ben 15 yıldır kendi evimde kendi içkimi yapıyorum. Craft içki diyorlar ya, hani 1 litre, 2 litre yapıyorsun, öyle tadına bakıyorsun, içiyorsun. O tür içkilerden yapıyorum. Şekerden, buğdaydan, üzümden, arpadan, her şeyden yapıyorum. Mısırdan bile yapıyorum yani. Neredeyse yapmadığım tür bira, şarap kalmadı. Ama çok küçük miktarlarda, 1 litre, 2 litre, işte 5 litre eğer içmeyi planlıyorsam da böyle birkaç gün üst üste onu da 20 litre olarak kuruyorum. Yani deneme yapmak istemiyorsam da zaten 20 litreden aşağı kurduğunuzda çok mantıklı olmuyor. En az 20 litre kurmanız lazım, 50 litre kurmanız lazım. Ya bu konuda konuşacak çok şey vardı arkadaşlar. Ben yeteri kadar konuştuğumu düşünüyorum. Yani yoksa ben bu konunun altından girer üstünden çıkarım. Ama çok da böyle derinlere giremiyorum, detaylara giremiyorum. Bunun sebebini biliyorsunuz zaten. Anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın.